Kayıp bir şey var mı? Vallahi çok acayip komiserim. Rahim Tataroğlu, 32 yaşında, inşaat işçisi. Biri kazma ve küreklerle beraber çimento torbalarını yürütmüş. Emin misin bu iş için kullanmış olmasınlar? Hadi çimentoyu kullandılar ya kazmayla kürek. İsmet Kızılsakal, 34 yaşında, inşaat işçisi. Belki de adamla birlikte onlar da içine düşmüştür. Başka bir şey yok mu? Sabahleyin Bilal bir şeyler çalınmış diyordu ama. Nuri Büyükarslan, 44 yaşında, inşaat işçisi. Bilal kim? Yandaki hurdacının çırağı. Uğur, bunların hepsinden parmak izi ve hesap alalım. Vallahi bilmiyorum patron. Sabah dükkanı açtığında fark ettim. Gece yürütmüşler herhalde. Akıllı bir de sabah sabah inşaattaki Nuri'ye yumurtlamış. Lan gerizekalı. Başımı belaya mı sokacaksın lan sen beni? Ne bileyim ben ya. Yürü git lan. Yürü git müsaademle. Gerizekalı. Abi ne yapacağız şimdi? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben ne yapacağız? Merhaba. Buyurun. Buranın sahibi kim? Benim. Cavit Kara, 38 yaşında, hurdacı. Buyurun. Dükkandan bazı şeyler çalınmış galiba. Yok öyle bir şey komiserim. Nereden çıkardınız? Sizin çırak söylemiş. Ha, sabah sayım yaparken bizim yarım akıllı hesapları yanlış yapmış. Ya dün gece sevkiyat vardı. Onu hesaba katmamış. Tarık Sarılı, 30 yaşında, işçi. Nerede kendisi? İçeride. İçerir misiniz? Bilal! Buyur abi. Gel, başkomiser seninle konuşmak istiyor. Bilal, bu çalma meselesi nedir? Dün akşamüstü bir sevkiyat varmış. Ben bilmiyordum başkomiserim. Bilal Yılmaz, 25 yaşında, çırak. Sabah geldiğimde de kabloların çalınmış olduğunu zannettim. Ne kablosu bunlar? Burada kablo, öyle sağdan soldan çıkma kabloları topluyoruz işte komiserim. Bildiğimiz kablo yani. Ha, öyle çok para etmez yani çalınacak kadar. Kolay gelsin. Sağ olun. Usta yok mu? İçeride. Çağırır mısınız? Selam. Eyvallah. Sağ olun. Hayırdır? İyi, öyle geçerken uğradım. İşin yoksa iki el batak çevirelim diyeceğim. Anlamadım. Ne batağı? Neyi anlamadın lan? Batak oynamıyor musun sen? Oynuyorum da ne ilgisi var onu anlamadım komiserim. Vallahi bilmiyorum. Artık kumar borcu yüzünden mi gömdün adamı betona? Başka bir şey mi vardı? Ne gömmesi komiserim anlamadım. Papağan gibi tekrarlama lan söylediklerimi. Bu Mesut'un sana kumar borcu yok mu? E vardı. Vardı da 3600 kağıt için adam mı öldürdü? Oğlum ben yarım paket sigara için adam öldüreni gördüm. Yürü gidiyoruz merkeze. Yapmayın komiserim. Bütün gece evdeydim ben. Ya tamam işte. Parmak izi alacağız, swap alacağız. Bir şey yoksa tıpış tıpış gidersin eve. Yürü lan yürü. Oku bakalım ne yazıyor burada. Oku sen alayım. Okuma yazmam yok benim. Güzel. İskambil kartlarını ezbere biliyorsun ama. Arkadaşlarla aramızda eğleniyoruz. Suç mu? Kimseye bir zararımız yok. Yok ya. Bak ne diyor burada. Demir çubuğun üzerindeki parmak izleri. Sana ait. Hangi demir çubuk? Ulan bir de böyle saf ayaklarına yatmıyorsunuz mu? Deli ediyorsunuz adama ha. Mesut'un kafasına demir çubukla vurmuşsun lan. Komiserim. Ben o gece evdeydim. Ya yemin billah ederim bu olayla bir ilgim yok benim ya. Kim vurdu lan o zaman adamın kafasına çubukla? He? Kim vurdu oğlum? Gece benim depoya hırsız girmiş. Ne? Bütün kabloları çalmışlar. Vallahi bilmiyorum patron. Sabah dükkanı açtığında fark ettim. Gece yürütmüşler herhalde. Akıllı bir de sabah sabah inşaattaki Nuri'ye yumurtlamış. Lan gerizekalı. Başımı belaya mı sokacaksın lan sen beni? Ne bileyim ben ya.
Yürü git lan. Yürü git bir sailemle. Gerizekalı. Abi ne yapacağız şimdi? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben ne yapacağız? Merhaba. Buyurun. Buranın sahibi kim? Benim. Niye daha önce söylemedin? Bana bak, bir yalan daha uydurursan o kabloları alırım. Komiserim. Tamam. Anlatacağım her şeyi. İyi. Göt hadi. Çabuk. Mallar çalıntıydı. Nereden çaldınız? Ben çalmadım. Birileri çalar getirir, ben de başkalarına satarım. Kim biliyordu kabloların geleceğini? Kimseye söylemeyin diye sık sık tembih ettim bizimkilere. Ama bizim gerizekalı çırak sabah ağzından kaçırmış. Nuriye. Başka kim biliyordu? Bir de Turan. Turan kim? Malın alıcısı. Kabloları alır, içinde bakır, metal, plastik ne varsa ayrıştırır. O da başkalarına satar. Onun işi daha karlı tabii ama bu işi yapacak makine bir tek onda var. Dur bakalım daha neler çıkacak bu işin altından. Ne yapalım, şu hurdacı çocuklarla bir konuşalım mı? Önce Turan'ı bulup alalım. Gel. Başkomiser, Belir Özgür ile ilgili bir ipucu yapalım. Söylesene neymiş? Olayın olduğu gün Cendere yolunda hatalı parktan ceza kesmişler. Bu arada Turan Özgür'ü de merkeze aldık başkomiserim. Tamam, siz oraya gidin, ben de Turan'la konuşayım. Tamam. Yok komiserim, tanıyamıyorum. Ya bunu? Onu da tanımıyorum. Tamam, gidebilirsin. Kolay gelsin. Komiserim, bu arkadaş Dündar'ı tanıdığını söylüyor. Uyit var ya komiserim, belanın ta kendisidir. Elini versen kolunu kurtaramazsın. Nerede oturduğunu biliyor musun? Biraz ileride oturuyor. Tamam, hadi gidelim. Komiserim, burada silinmiş kan izleri var. Temizlik aletlerini de toplayın hepsini. Arka bahçede harç karıştırmışlar. Burada da kan izleri var. Komiserim, kazmayla kürek buldum. Küreğin ucunda çimento kalıntıları var. Kazmayla küreği şurada bulduk. Neresi sence? Murat, şunu kaldıralım, yardım etsene. Tamam, hemen kazın burayı. Tamam. Çekil abicim sen. Başla.
Hurdacı Cavit'in çalıntı olduğu bilinen kabloları sattığı adam Turan Özgören sorguya alındı. Turan Özgören, 34 yaşında, iş adamı. Komiserim, beni buraya niye getirdiniz? Seyran Tepe Küçük Sanayi'deki olaydan haberiniz var değil mi? Yok, duymadım. Ne olayı? Bir depodan kablo çalınmış. Güvenlik görevlisi de öldürülmüş. Ha, şu Cavit'in dediği olaydan bahsediyorsunuz sanırım. Haberiniz var yani. Var tabii. Ama benim suçum ne, ben onu anlayamadım. Çalıntı mal almak ve satmak. Kablolar çalıntı mıymış? Haberiniz yok mu? Yok komiserim, yeminle yok. Artık hırsızlık bürosundaki komiseri anlatırsınız derdinizi. Ulan Cavit, ne işler açtın başıma. Thank you.